Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de erkekler ne ister diyeceğiz. Acaba erkekler kadınlardan ne ister? Öncelikle onlar da aynı kadınlar gibi varlıklarının olduğu gibi kabul edilmesini isterler. Yani değiştirmek, dönüştürmek, başka bir şeye çevirmek herkese olduğu gibi erkekleri de çok rahatsız eder. Varlıklarını kabul edilmesi onların en büyük ihtiyacı. Aynı bizim kadınların ihtiyacı olduğu gibi. Onlar da bir şeyden bir şey değil, ben neysem, yani biraz rahatsam, biraz sorumsuzsam, bazen bazı alanlarda, bazı şeylere o kadar dikkat etmiyorsam da, ya da bazen tömbellik yapıyorsam da, ya da bazen işkoliksem, ya da arkadaşlarım çoksa, ya da tam tersine arkadaşım hiç yok, hep evde geçirmek istiyorum onunla beraber, partnerimle beraber, sem de varlığımı olduğum gibi kabul edilmeye çok ihtiyacım var diyor erkekler. Evet, ikinci olarak ihtiyaç hissedildiğini görmek isterler erkekler. Yani evet, sana ihtiyacım var, bu evde sana ihtiyacım var, hayatımda sana ihtiyacım var, işte bana şunu yap, bana bunu yapar mısın sözleri erkekleri biraz böyle kahraman gibi hissettirir ve buna çok ciddi ihtiyaçları vardır. Kendilerinin o evde, o ailede ihtiyacı karşılayan bir yapboz olarak görülmesine çok ihtiyaçları var. İhtiyaçları giderdikçe eşinin, çocuklarının kendilerini daha da mutlu ve daha da ait hissederler oraya. Üçüncü olarak alan isterler. Evet, kadınlardan daha farklı olarak diyebiliriz. Tabii ki kadınlar da alan isterler ama erkekler biraz daha çok alan isterler. Yani kendilerine ait zamanlarının olmasını isterler. Kendilerine ait bir belki gün, belirli saatler, belirli mekanlar olmasını isterler. Bunlara bazen arkadaşlarıyla geçirmek ister, bazen dizi seyretmek ister, bazen de sadece sessiz kalmak ister, yürüyüş yapmak ister ama yalnız başına. Yani onların bu alan ihtiyacını da biz kadınların anlaması gerekir. Şimdi bir ihtiyaçları da aslında çocuksu olmak isterler. Hepimizin içinde bir çocuksuluk var. Kadınlar bunu çok daha rahat ifade edebiliyoruz. O çocuksu halimizi gösterebiliyoruz. Ama erkeklerin de o çocukça davranmaya, o oyunlarda belki mızıkçılık yapmaya, belki sizinle beraber parka gittiğinde koşmaya, bazen hırs göstermeye, o çocuksu hallerini de göstermeye ihtiyaçları var. Erkeklere verilen Türk toplumunda bu çocuksu hallerini tamamen ortadan kaldırmaları. Biraz o yüzden aslında içlerinde böyle bir ihtiyaç olmasına rağmen bunu gizlemek zorunluluğu da aslında onlara bir baskı da oluşturabilir. Bir insan, bir erkekte en rahat hissedeceği yer eşinin yanıdır. Eşinin yanında o çocuksu tavrını gösterebiliyorsa bu ilişki çok daha iyi yerlere gidecek demektir. Şimdi bir tanesi de net olmayı isterler. Net olmak. Şimdi ben bana gelenleri de söylüyorum ki kendim de. Şimdi biz ne diyoruz mesela kadın olarak, diyoruz ki sen son zamanlar benimle ilgilenmiyorsun. Şimdi erkek için bu soyut bir şey. Anlamıyor. Diyor ki niye ilgileniyorum ya, yani bak senin arabanı yıkadım diyor mesela. Hani işte seni diyor şey yaptım, seni geldim işten aldım diyor. Hani ilgilenmiyorum. Ne demek ilgilenmiyorum? Şimdi burada ilgilenmekten bizim kastımız ne? Onu net olarak söylemeliyiz. Yani net olarak ben diyorum ki ya benimle son zamanlar ilgilenmediğini düşünüyorum. Ben her gün benimle 15 dakika yürüyüş yapmanı istiyorum. Benimle yarım saat dizi seyretmeni istiyorum. Benimle yarım saat kahve eşliğinde konuşmanı istiyorum ama işte telefonun olmasın. Şimdi burada netlik olmadığı zaman erkeğin beyni bunu anlamıyor. Netliğe ihtiyaçları var. Şimdi biz bazen küsüyoruz belki. Partneri, kadın küsüyor. Erkek anlamıyor. Neden küstü? Ne yaptım acaba? Bütün gün düşünüyor. Bir gün sonra tekrar düşünüyor. Burada ne bizi rahatsız etti? Hangi davranışı ve bizde hangi duygu oluştu? Netlik her zaman çok net kapılar açar. Yani o diyor ki o anlasın istiyorum ben. Ya ben doğum günlerimi ben söylüyorum mesela. Ben doğum günümün kutlanmasını istiyorum. Kabul eder etmez. Ama benden çıktı artık. Ben net olarak söyledim. Şimdi burada söylemiyoruz ama o yapsın. Ben ondan bekliyorum. Ben söyledikten sonra ne anlamı var? Diyoruz ya biz kadınlar olarak. Erkeklerin ihtiyacı olan tam da bu işte. Netlik. Net olarak isteğimizi ve ihtiyacımızı söylememiz. Bir de
cesaretlendirme isterler. Yani yaptıkları yeni bir işe girişmiş olabilirler. Yeni bir yola girmiş olabilirler. Bir yerden bir yere taşınıyor olabilirler. İş değiştirmiş olabilirler. Ya da işi bırakıp tamamen okula yazılmış olabilirler. Her aşamada ya da dil öğreniyor olabilirler, değil mi? Şimdi Avrupa'da birçok insan dil öğreniyor. Dil öğreniyor olabilirler. Onların da ihtiyacı olan şey cesaretlendirilmek ve ona inanılması ve güvenilmesi. Evet, bir şey daha var. Eşitlik ister. Hani bunu kadınlarda da söylemiştik, değil mi? Eşitlik ister. Evet, erkekler de eşitlik ister. Ama eşitlik ister derken eşit, evet, kadın da görüşünü söylesin istediği gibi, bazen de şöyle ilişkiler oluyor. Sorumluluklarda da eşitlik. Kadınlar belirli bir süre sonra tamamen eşini bir kahraman olarak görüyor. Onu öyle bir konumlandırıyor ki her şeyi eşi yapıyor artık. Faturalar onda, evin işleri onda, her şey, bütün sorumluluk onda. Bir yerden sonra aynı kadın gibi erkek de bir yerden sonra tükeniyor ve artık diyor ki artık yapmak istemiyorum diyor. İşte o noktada eşitliğe onların da ihtiyacı var. Bunu nasıl yapabiliriz? Aile toplantısı yapabiliriz. Sorumlulukları beraber konuşabiliriz. Yani benim yapmam gereken sorumluluklarım var. Yani ben otobüse binmek için bilet almak benim sorumluluğum. Bir kursa gideceksem kursa kayıt olmak benim sorumluluğum. Ya da bir yerden bir yere gideceğim ve otobüse bineceğim, bilet alacağım. Bunlar benim sorumluluğum. Ve ben bunları yapma becerim yoksa bunları öğrenmem gerekir. Ve erkeğin buradaki ihtiyacı, yani bütün yüklerin onun üzerinden alınması ve eşitlik dediğimiz yüklerde de bir eşitlik. Ve saygınlık istiyor erkekler, bulunduğu ortamda, arkadaşlarının yanında, kendi ailesinin yanında, eşinin ona saygı göstermesini istiyor. Aslında eşinin bir problemi yok ama bir bakıyorsunuz arkadaşına, ha sen de hiç zaten çok yapıyorsun, bak işte çocuklarınla da ilgilenmiyorsun gibi, herkesin içinde saygısını, belki bir aile reisi olarak saygısını ya da bir işte duyduğu saygıyı ortadan kaldıracak şeyler onu çok rahatsız ediyor. Saygınlığa ve saygı gösterilmesine, özellikle kendi arkadaşları, kendi ailesi, başka ortamlarda saygı gösterilmesine çok ihtiyaçları var diyebiliriz. Evet, bunlar da 10 tane oldu. Erkekler daha çok şey istiyormuş. Erkeklere 10 tane madde yazmışım. Evet, erkeklerin de 10. gene kadınların gibi, kadınların da bakımlı olması, hijyene dikkat etmesi, kendilerine dikkat etmesi de erkeklerin kadında gördüğü, yani o onların da kadınlardan istediği ve ihtiyaç duyduğu bir şey diyebiliriz. Evet, erkekler için de 10 tane madde saydık. Siz bunun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ama ben bir erkek olarak bunu da istiyorum, şunu da istiyorum diye yazabilirsiniz. Onu bakalım kaç yapacağız. Eğer çok fazla yorum gelirse onlarla da bir video çekerim. Bakalım benim görmediğim daha ne kadar çok şey istiyor erkekler diye yazabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve beni takip etmeyi unutmayın.